أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أزلي وأبدي أولان هيچبير شيء بنزميان زمانسز مكانسز وشكلسز أولان akılda, fikirde ve hayalda tasavvur edilemeyen ve kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd, yaratılmışların en faziletlisi olan ve bütün peygamber kardeşleri gibi İslam dini ile gelip Allah'a davet eden Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme âline ve ashabına salat ve selam olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Beyhaki'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: Talabul ilmi feridatun ala kulli muslim. Yani ilim talep etmek, öğrenmek her Müslüman erkek ve bayan üzerine farzdır. Kişi din ilmi ile farzları nasıl eda edeceğini ve haramlardan nasıl sakınacağını bilir. Muhakkak ki bu ilmi de kitap okumakla elde edemez. Her kim kitaplara bakarak ilim almaya kalkışırsa kitaplardaki ilmin doğruluğundan ve yanlış anlamaya düşüp düşmediğinden emin olamaz. Hele hele bu kişi kitaplardaki yanlışı doğrudan ayırt edebilecek mümeyyiz sıfatında değilse onun işi daha da tehlikelidir. Kitaplara bakarak ilim alma üslubu onu ne alim ne de şer'i ilim talebesi yapar. İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fi'd-din innamal ilmu bit-taallum ve innamal fiqhu bit-tafaqquh. Anlamı: Allah birinin hayrını dilerse onu dinde bilgili yapar. Muhakkak ki ilim alimlerden, fıkıh da fakihlerden alınır. Bu hadisi şeriften de anlaşılan kişi kitaplara bakarak alim ya da fakih olamaz. Ancak talakki yoluyla bu mertebelere varabilir. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin metodudur. Peygamberimiz sahabelere ilmi direkt kendi anlatırdı. Kitaplara baktırarak değil. Allah Resulü ilmi öğrenmek için alimlere gideni İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte onları methetmiş ve övmüştür. Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilme سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَر۪يقًا اِلَى الْجَنَّةِ. Manası, din ilmini öğrenmek için yola çıkan kimseye Allah cennete giden yolu kolaylaştırır. Bu ilimlerin en faziletlisi de tevhid ve iman konularıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: اَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي La ilahe illallah. Anlamı: Ben ve benden önce gelen peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz La ilahe illallah sözüdür. İmam Ebu Hanife El-Fıkh el-Absat adlı kitabında şöyle buyuruyor: İ'lem ennel fıkha fi'd-din efdalu minel fıkhi fi'l-ahkam. Manası: Bil ki dinde bilgili olman, yani tevhid ve iman konularını bilmen, fıkıh konularını bilmenden daha faziletlidir. İmam Şafii de şöyle buyuruyor: اَحْكَمْنَا هَذَا قَبْلَ ذَاكَ. Manası: Biz tevhid ilmini fıkıh ilminden önce öğrendik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakıldığında ilk etapta tevhide, akideye ve imana çağırdığını görürüz. Allah Resulüne iman hakkında sorulduğunda şöyle buyurmuştur: El-iman en tu'mine billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrih. Allah Resulü burada imanın şartlarını zikretmiştir. Bizler de bunları kısaca özetleyelim. Allah'a iman etmek: Allah'ın zaman yok iken, mekan yok iken, var olduğuna, yani zamansız ve mekansız var olduğuna, hiçbir şeye benzemediğine, her şeyi yarattığına,
ve yarattığı şeylerin hiçbirine benzemediğine iman etmektir. Mekansızdır dedik. Çünkü mekan yok iken Yüce Rabbimiz vardı. Ali radıyallahu anhu'nun dediği gibi, كَانَ اللّٰهُ وَلَا مَكَانَ. Yani mekan yok iken Allah vardı. Mekanları yarattıktan sonra da yine mekansız olarak vardır. Rabbimiz Celle Celaluhu oturma, kalkma, yeme, içme, aciz olma, sıkılma, gidip gelme ve bunlara benzer yaratıkların hiçbir vasfı ile vasıf edilemez. Allah'ı yaratıkların sıfatlarından biri ile vasıf etmek insanı dinden çıkarır. Meleklere iman. Allah melekleri nurdan yaratmıştır. Onlar yemez, içmez, yatmaz ve evlenmezler. Nefsani arzuları yoktur. Erkek veya dişi değiller. Allah'a asi olmazlar. Hepsi Allah'ın mükerrem kullarıdır. Kitaplara iman. Allah peygamberlerine 104 tane kitap indirmiştir. Fakat en meşhur olanları Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün semavi kitaplar Allah'ın varlığını, birliğini, ezeli ve ebedi olduğunu, hiçbir şeye benzemediğini ve mekansız olduğunu bildirdiği gibi yalnızca Allah'a ibadet etmeyi emreder. Peygamberlere iman. İlk peygamber Adem, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aralarında gelmiş geçmiş bütün peygamberler, peygamberlikten önce ve sonra da küfre, büyük günahlara ve kıymet düşüren küçük günahlara düşmezler. Bütün peygamberler Müslümandır ve hepsi İslam dini ile gelmiştir. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ anlamı Allah bizlere İslam'a razı oldu. Allah onları sıdık, cesaret, emanet, iffet ve tebliğ gibi güzel sıfatlarla sıfatlandırmıştır ve haklarında caiz olmayan yalan, hıyanet, rezalet gibi kötü sıfatlardan da korumuştur. Kıyamet gününe iman. Kıyametin olacağına mükellef olan insanlar ile cinler dünya hayatında yaptıkları şeylerden hesaba çekileceğine iman etmemiz farzdır. Kıyamet günü cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme tamamen girmeleri ile biter. Yüce Rabbimiz El-Hac suresinde şöyle buyuruyor. وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ anlamı muhakkak ki kıyamet olacaktır. Bunda şüphe yoktur. Allah da kabirdekileri diriltecektir. Kadere iman. Bütün yaratıklarda kendi istekleri ile veya istekleri dışında hasıl olan taat, ibadet, iyilik veya kötülük, masiyet, küfür ve çirkin işlerin tümü Allah'ın yaratması, takdiri, ilmi ve ezeli olan dilemesi iledir. Fakat Allah kullarına taati, ibadeti, iyiliği sever, emreder ve razı olur. Kötülüğü, masiyeti ve küfrü sevmez, onu emretmez ve razı olmaz. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ